Mehmet Ali Aydoğmuş, kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olarak başvurdu. Aynı zamanda 31 Mart'ta da adaydı. 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerinde de bağımsız adaydı. 31 Mart'ta aldığınız oy sayısıyla 23 Haziran'da aldığınız oy sayısı arasında 164 fark var. Yani 164 oy az almışsınız 23 Haziran'da. Siz şimdi 164 oyum nerede diye soruyorsunuz. Evet, aynen. Benim diğer oylarım nerede? Hadi kesinleşmiş oylarımdan Mart'taki yapılan seçimleri, Haziran arasındaki seçimlerin oylarım nerede? Ben bunu sorguluyorum. Dilekçenizi verdiniz. Ben dilekçemi verdim. Ben dilekçemi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı'na da verdim. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı yoluyla YSK'ya da gönderdim. Onların sonuçlarını bekleyeceğim. Peki itiraz dilekçeniz için zaten bir süre var. O sürenin sonucunda YSK ya reddedecek ya da işte kabul edecek. Yani i̇şte itirazınızı haklı bulacak. Süremizi kaçırmamaması için dün hepsini yaptım. Gereğini yaptım. Yani sonuçları da bekleyeceğim efendim. Siz dilekçenizde, itiraz dilekçenizde ıslak imza tutanaklarını da sundunuz mu? Evet, tutanakları da sunduk. Ha, bize tutanak vermiyorlar zaten. Seçim tutanakları hiçbirine vermiyorlar. Sanki bağımsızlar başka bir uzayda gelmiş gibi bir halleri var. Sadece siyasi partileri konuşuyorlar. Bağımsızda kayda yarayacak hiçbir bilim ve kurum yok. Bir oyum da olsa bana verilen oyun peşine düşerim. Çünkü bana verilen oy bir amanettir. Amanete de ihanet edilmez. Benim oylarım nerededir diye ben bunu Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmez durumdayım. Çünkü halkın iradesi benim için çok önemlidir. Benim oyum çok da az olsa bile benim için çok önemlidir efendim. Peki size oy verenlerin bu itiraz başvurunuza tepkileri ne oldu? İşte onlar da üzgün içerisinde diyor ki başkanım buyurun diyor, ben size oy verdim buyurun fotoğrafı. Bazı fotoğraflar çekmişler. Yani oy verdiğine dair. Bazılar da işte ben yemin ediyorum bunları verdim. Bir oy olsa hesaplaması yaptık. Bu seçimde sadece 2500 tane oy yani şey olarak bana geldiğini, yani kendi çevremdeki insanlardan bahsediyorum. O diğer 39 ilçede de bahsetmiyorum. Eğer ne kadar benim oylarım küçük olsa da, Marmara Denizi'nde küçük mercan taş da olmuş olsa benim için çok önemlidir. Bu nedenle bana verilen oyların ve kişilerin de çok özellikleri vardır. Ben hak ve hakkaniyete hizmet için mecburen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na itirazda bulunma zorunda kaldım. Türkiye'mizin tarihinde kara sayfaya yazıldı. Yani bu şekilde ben mecburen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na itiraz dilekçemi ibraz ediyorum. Artık bütün yetkiler Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'dır. O karar iyi çıkar veya efendim ben söyleyeyim tekrar mı yapılır onu ben bilemem. Ancak biz yasal eğer onlar da Türkiye'de belediye başkan adayıysa Türkiye Cumhuriyeti beni de belediye başkan adayı ilan etmiştir. Ben de Türkiye belediye başkan adayı olarak İstanbul Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan adayı ilan etmiştir. Onların hakları ve yetkileri Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında neyse benim de odur. Ben bütün şu anda haklarımı kullanıyorum. Ama olur veya olmaz. O patronun bileceği yani Yüksek Seçim Kurulu'nun bileceği kararlardır. Siz doğrudan kaydırıldığına inanıyorsunuz. Belki tanıdıklarınız, yakınlarınız oy vermedi. Bak şöyle bir durum var. Ben 39 ilçede seçim çalışmalarını yaptım efendim. Ve 39 ilçede de Mehmet Ali'nin özel türküsü şarkısı vardı. Yaklaşık da 250 bin tane broşür dağıttım. Buna rağmen de benim yakınlarım da şunu diyorlar. Biz evet sen belediye başkanı olmayacağını biz de biliyoruz. Ama oyun size vereceğiz. Yani bu sizin de bir yere gelmeniz gerekiyor. Teyit ettiler. Bu adamlar niçin yalan söylesinler? Bağımsız aday olmak sizin için neden önemli? Benim için bağımsız, tarafsızdır. Aslında Türkiye'de, bütün Türkiye'de
belediyeler bağımsız olması lazım. Kendi aralarında yarışması gerekir. Yani bir siyasi partinin aldığımız zaman bizim toplum bunda belediyenin imkanlarından faydalanamıyor. Şimdi biz belediye başkanı adayı olarak bağımsız kendi cebimizden çıkarıyoruz. Bütçede TV bitmeyen insanların haklarını falan kullanmıyoruz. Herhangi bir destek de almıyoruz. Kendi çabalarımızdan çıkıyoruz. Yani biz bu halka iyi bir şeyler yapmamız için veya işte bir hizmet vermek. Yaratan diyor ki biz sizleri yarattık birbirlerinize hizmet için. Bu amaçla yola çıkmışız. Bizim bundan başka bir amacımız da yoktur yani. Kalan ömrümüzü insanlara faydalı ve yardımlı bir şekilde yapabiliyorsak inşallah da bu yolumuz Cenab-ı Allah iyi bir yere getirmesini diliyorum Allah'tan.